Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Çin'den yaptığım bazı alışverişlerle ilgili deneyimlerimi aktaracağım. Biliyorsunuz ben geçtiğimiz günlerde bir Amazon DE yani Almanya'dan bir ürün almıştım. Şunlardan bir tanesine benziyordu. Daha doğrusu şunlardan bir tanesine benziyordu. Şu ikisinden birine. Ee, aynı anda bir de Çin'den sipariş vermiştim. Amazon videosunu izlemek için şimdi yukarıdan linkini çıkartacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Çin'den de 3 aşağı 5 yukarı benzer zamanlarda geldi. Yani 20 ila 25 gün arasında elime ulaştı. Ne almıştım? Onu anlatayım. Şu biliyorsunuz piller var. Sony'nin NPF970 diye geçiyor bu piller. Bunlar çok popüler. Böyle lambalarda özellikle şu tarz. Böyle bu tarz LED lambalarda veya benzeri cihazlarda çok kullanılan, çok popüler piller. Bunun daha küçüğü de var, daha büyüğü de var. Numaraları, isimleri falan filan biraz farklı ama 3 aşağı 5 yukarı işte bunlar bu şekilde böyle bir kızağa giriyor. Bunun içinde yanlış bilmiyorsam yani 6 tane 18.650 pil var. Bu böyle 8-9 saat çalıştırıyordu şu lambayı öyle söyleyeyim. Tabii belli bir süre kullandıktan sonra yaklaşık bir 4 yıldan bahsediyorum ben tabii pillerin gücü azalmaya başlıyor ve artık bu 5-10 dakika bile çalıştırmıyor onu söyleyeyim. Ben de hani tekrar tekrar bu tarz bir pil almaktansa ki bunun orijinalleri 700-800 liraya kadar satılıyor fiyatları onu söyleyeyim. Orijinal olmayanlara böyle yan sanayi dediğimiz ki bu da bir yan sanayi Digimax diye bir markanın ürünü. Yan sanayi dediğimiz ürünler ise böyle 150-200 250 civarında satılıyor şu anda piyasada. Ben de öyle bir şey almaktansa dedim ki bunun böyle içine kalem pil konulabilen çözümleri var. Şöyle bu şekilde 6 tane kalem pil koyuyoruz bunun içine. Bu 6 tane kalem pili koyduğumuz zaman istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Tabii bunların ömrü daha doğrusu da kullanım süresi bunların bunun kadar uzun değil haliyle ve doğal olarak. Çünkü bunlar kalem pil, kalem pillerin gücü daha düşük. Bu 18.650 piller çok daha yüksek akım ve gerilime sahip oldukları için daha uzun süre gidiyorlar. Ama benim de öyle bir beklentim yoktu. Ben de saatler çekim yapmıyorum zaten. O yüzden dedim ki böyle bir şey alayım. Çin'den sipariş ettim. Hatta Amazon D videosunu yayınlayınca benim sağ olsun arkadaşım var, sağlık çalışanı Selman. Buradan da onlara selam olsun. Karacabey Devlet Hastanesi'ne buradan selam ileteyim. Tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz yaptıklarınız için diyelim. Ki hakikaten de öyle böyle değil. Güzel bir iş yapıyorlar. hepsine teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm sağlık çalışanlarını ve Karacabey Devlet Hastanesi'ne özel olarak yolluyorum buradan. Selman dedi ki o deneyimi aktaran bir video yazsana, anlatsana falan diye. Şöyle... 20-25 günde geliyor. Vergi meselesi var biliyorsunuz. Bir Yaklaşık 1-1.5 kıldır vergi alınıyor bu tip ürünlerde. Şu ikisi beraber sipariş vermiştim ben. Aynı ürün zaten ikisi de. Bu da aynı aynı şekilde böyle pil koyuyoruz vesaire. Bu ikisine beraber 25 lira ödedim ben. Yani vergi anlamında söylüyorum. 25 lira bir vergi ödedim. Toplamda da bunların maliyeti, fiyatı ben siparişi verdiğim tarihte 50 liraydı. 50-50-100 lira ödemiş oldum şu ikisine. Ee, şey düşündüğümüz zaman yani bu pilin orijinalinin 650 lira ya da yan sanayisinin 200 lira olduğunu düşündüğümüz zaman sürekli kullanılabilir bir şey al, 100 liraya almak mantıklı. Yalnız şöyle bir sorunları var. Amazon D videosunda da bahsetmiştim. Oradan da benzer bir Çin malı bir şey almıştım. Bunlar tam oturmuyor. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Şimdi görüyorsunuz oturdu. Güzel görünüyor. Fakat böyle bir zangır zangır durum söz konusu. Bu zangır zangır durum da kullanım sırasında bir sıkıntı oluşturuyor. Bakın şu an çalışmıyor mesela. Şu an çalışıyor. Çalışmıyor. Çalışıyor. Birazcık böyle hani sıkıştırmak gerekiyor. Ya büyük bir sorun mu? Bence değil. Ama muhtemelen bu kalıbında bir sıkıntı var. O kalıptaki sıkıntıdan dolayı. Bakın şu an gidip geliyor ışık mesela. Düzgün oturmadığını söyleyelim. Abi benim işimi görür mü? Görür. O yüzden çok dert etmedim. Ama alırken buna dikkat edin. Ben açıklama kısmında linkini de veririm size. Yani parasını verip aldığım bir ürün bu arada. Affiliate mafiliate işte hani tıklayınca bana para kazandıracak bir durum falan söz konusu bilin diye anlatıyorum bunları sadece. Yani böyle bir şey alınabilir mi? Alınabilir. Vergisiyle beraber 125 liraya geldi bana ikisi. 62 liraya, 65 liraya falan geliyor neredeyse tanesi. Bence fena değil yani. Türkiye'de çünkü bunu 220 liraya falan satıyorlar arkadaşlar. Bu var en 11'de gördüm. 220 liraya bir ürün değil yani. Onu kesinlikle söyleyebilirim. 220 liraya versem de bunu almam. Gidip orijinal ya da hani Orjinal derken yan sanayi orijinal bir pil almayı tercih edeceğimi söyleyeyim. İşte ama Amazon'dan sonra AliExpress'teki deneyimim böyleydi. Çin'den aldım bunu AliExpress üzerinden. Böyle bir deneyim yaşadık. İşte 20-25 günde geliyor. Çin'den bu tarz ürünler getirtebilir. Siz de alabilirsiniz. E ama vergisi var. Ona dikkat edin. Artı her ürün getirtemezsiniz. Onu hep söylüyoruz zaten. İşte telefon da şuydu buydu gibi üzerinde sim kart olan ya da Türkiye sokulması yasak olan ürünleri getirtemezsiniz. Getirseniz bile gümrükte takılır. Uğraşırsınız, çok fazla para ödersiniz, başınız ağrır vesaire vesaire. Onları zaten standartlıyorlar bu. Ben daha önce de böyle bir Çin'den alışveriş videosu yapmıştım birkaç sene önce. Aslında onun biraz devamı gibi. Hani ne oldu 2021 yılındayız, hani 2020'de ne değişti biraz da görün diye bu videoyu çekmeye uygun gördüm. Öte yandan bu videoyu yeni aldığım ışıkla çekiyorum. Godox'un Twitter hesabında falan paylaşmıştım, Instagram'da da paylaştım. Godox'un 260 modeli var arkadaşlar onu aldım ee, üzerinde işte 300'e yakın galiba 260 tane yani. isminden de anlaşılacağı üzere ee, led var ee, bayağı da aydınlatıyor bayağı iyi bir şekilde aydınlatıyor uzaktan kumanda da yapabiliyorsunuz ee, güzel de bir led onun da detaylı bir incelemesi gelecek şu an kullandığım için ilk defa kullanıyorum bu arada bu arada masam da geldi gördüğünüz gibi masa siparişi vermiştim birazcık böyle Eğreti ürütü gibi geldi yani. Vivens'ten almıştık ama bakmadan aldık yani. internet üzerinden sipariş ettiğimiz için. Biraz böyle sallanıyor ama fena değil. Hani en azından güzel bir masamızda olmuş oldu. Arka planı daha önce kullanmıştım. Ama biliyorsunuz hani onu nasıl yaptığımı anlattığım bir videom da vardı. Onu da izlemek isterseniz yukarıdan da link çıkartabilirim. Böyle deneyimleri aktardığım videolarım sürekli olmaya ve gelmeye devam edecek. Bir yandan da bir de videoları geliyor. Ayın biriyle genelde 15'inde yapıyorum. Yani bir tanesi birinde giriyor, bir tanesi 15'inde. Onları da takip etmenizi öneririm ki zaten çok ediyorsunuz. Çok da yorum geliyor videolara. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Kanala da abone olursunuz diye tahmin ediyorum artık. Yani abone sayım giderek artıyor. Daha önce bu kadar uğraşmıyordum. Kendi kişisel YouTube kanalımı biliyorsunuz başka yerde çalıştığım için. Hala çalışıyorum ama bir yandan da kendi kanalıma da içerik üretmeye ve işte etkileşim kurmaya e, sizlerden gelen yorumları, e, iletileri takip etmeye devam ediyorum arkadaşlar. Çin'den alışveriş videomuzun sonuna geldik. Bu ürünlerle ilgili sormak istediğiniz bir şeyler varsa ya da Çin'den şunu alacağım, şöyle olur mu, böyle olur mu gibi sorularınız varsa eğer videoda anlatmadıysam bu videoyu önce izleyin, ondan sonra soru sormanızı rica ediyorum. Bu videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. İstiyorsanız beni Instagram, Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.